Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ve Alev Adam'ın arkadaşlar arenası sonuçlandı ve ben bir sonuç listesine baktım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, birçok kişinin beklemediği rakama geldi. Çok yüksek bir rakama geldi arkadaşlar. Çok çok yüksek bir rakama geldi. Hani birçok kişinin beklemediğinden kastım, YouTube'da arkadaşlar hani benim gibi hem YouTube'a video atıp hem bu oyunu oynayan hem de mesela çok çok yüksek hesapları olan oyuncular var arkadaşlar. Çok yüksek hesapları şöyle söyleyeyim, yani oyunda derece yapmış adamlar var arkadaşlar. Oyunda derece yapmışlar. Şöyle göstereyim ufaktan. Mesela arkadaşlar oyunun üçüncüsü Okta Monkey. Yani bu adam dahi kasmış arenasını ve alamamış arkadaşlar. Oyunun üçüncüsü bile Hero'yu alamamış. Sadece oyunun üçüncüsü değil arkadaşlar. Aynı zamanda nerede bu arkadaş? Oyunun 11.'si 1.857.000 hesaplı arkadaş da alamamış. Yani birçok kişinin düşündüğü tahmin arkadaşlar tutmamış. Gerçi bu adamlar her türlü arkadaşlar Hero'yu alır, o ayrı. Ama arena gerçekten çok uğraştırmış arkadaşlar. Yani yine ortalama bizim, yani benim ve canlı yayınlarda konuştuğumuz arkadaşlarımın beklediği rakama gelmiş. Yani 50M üstüne gelmiş arkadaşlar Hero. Şöyle bir sonuçları göstermek isterim. Arkadaşlar biz 54 milyon 467 bin. Zaten hedefimiz 55 milyondu. Bu arada K7'de açılmış. Hedefimiz 55 miydi? Çünkü benim tahminimce 45, hani 46-47 o civara gelirdi. Ama 2 M'lik oynama payı her zaman vardı. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar listeye. Serengo, yani Forlaki'deki oyuncu birinci olmuş. Şöyle listeye bakmaya devam ediyorum. Kimler var, kimler kasmış diye. Pimpten kasan var. HQCN arkadaşlar. Yani bu adamlar oturmuşlar, kasmışlar. Yani şunu görüyorum. Bu adamlar aslında zirvedeki adamlar. Belki zamanında oyuna para basmışlar, güzel para basmışlar. Ama şimdi daha çok yeni gelen hero'ları arenalardan almaya çalışıyorlar. Gördüğüm kadarıyla şöyle bir durum var. Başka kimler var listeye bakıyorum arkadaşlar. Yani bu adamlar hep 1,5 milyon main'in üstündeki oyuncular. Şöyle tanıdığım bildiğimlere bakıyorum. Öyle çok fazla da şey yapmasın. MNG'den var arkadaşlar. MNG'den adam 39. olmuş. MNG birkaç kere de birinci oldular, yani dünya birincisi olmuş bir ittifak arkadaşlar. Yine Ant'ten var. NY7'den adamlar var arkadaşlar. Yani bu adamlar hakikaten çok şey oyuncular. Böyle kallavi oyuncular yani. Çok ucu ucuna gitmiş arkadaşlar. Çok ucu ucuna gitmiş ve çok can yanmış. Şimdi size yanan canları da göstereceğim arkadaşlar. Yani çok fazla can yanmış. Şöyle bir bakalım kimler var. Yine Forlaki var. Forlaki adam burayı fethetmiş yani. Ken var. Yine Ant var. Şöyle bakıyorum. Kimler almış? Kimler almış diye arkadaşlar. Tip 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 tip. Şöyle bir bakıyorum. MMX'ten var arkadaşlar. MMX'ten bile kasanlar var. Tony Stark bile gelmiş kasmış burada. Ve biz arkadaşlar 114. olduk. Şöyle aşağılara doğru geliyorum. Kenobi'den kasan var. Hani böyle tanınmış, bilmiş, en azından benim bildiklerim var mı diye bakıyorum arkadaşlar. J11'den var. Şurada şimdi size bir kişi göstereceğim arkadaşlar. Yani çok önemli. Şu 144. sıradaki vatandaş arkadaşlar. 144. sıradaki vatandaş. Şu çıktığınca belli oluyor mu? Olmuyormuş. 144. sıradaki vatandaş arkadaşlar 51M, 51,5M kastı. Yani Varun rakamı siz düşünün. Yine 145. sıradaki bizim bir arkadaşımız arkadaşlar. O da ortalama 51M civarı kastı. Yani çok yüksek bir rakama geldi Alev Adam. 150. Aşağıları göstereyim. Kimler kazanamamış arkadaşlar? Brutal da kasmış. Brutal
156. olmuş arkadaşlar. Büyük ihtimalle şöyle bir şey oldu. 50 main'in çok birazcık üstüne geldi sanıyorum. Yani 50 main'i geçen bırakmış gibi duruyor. Yani 50 main'i geçtim tamam artık hero bende demişler. Ve kasmayı bırakmışlar arkadaşlar. Yani çok büyük bir hata yapılan. MMX'ten bir tane arkadaş yine 157. olmuş. Kasamamış yani alamamış. Ant'ten 166, 160. olanlar var. Octomonkey arkadaşlar dünya üçüncüsü. 163. sırada yani kaçırmış. İşte bu adamlara pek koymaz bir şekilde alırlar ama yani ne kadar da fazla yükseğe gelmiş. Beklenenin üstüne gelmiş. Şöyle bakıyorum. Başka kimler var arkadaşlar? Başka kimler var? Ha, Brain arkadaşlar. Brain şey demişti. 42M'ye gelir demişti. Tabii çok komik bir rakam arkadaşlar. 42M diye bir rakam olur mu? Tutturamamış. Yine tutturamamış rakam. Daha tutturamıyor arkadaşlar. Bu Brain'de bir sıkıntı var. Ama işte yani bu adama pek de inanmamak lazım arkadaşlar. Şunun için söylüyorum inanmamak lazım. Neydi okun dinle. Nick Fury arenasında kasıyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Nick Fury arenasında alamadım ben Nick Fury'yi. 11 kişiyle kaçan yani 150-161. olmuştum. Alamamıştım. İşte bu Gundy yüzünden alamadım. Bu adama inandım arkadaşlar. Söylediği rakamlara inandım. Kasmayı bıraktım son gün. Ulan kel var ya hepimizi yakıyorsun ha. Gitmiş kendisini de yakmış. Bu adamın rakamları pek tutmuyor arkadaşlar. Bu adama çok şey yapmayın. Kafası mı güzeldir? Nedir onun da? Başka kim var? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Falan filan arkadaşlar yani hayırlısı Allah'tan almışız arkadaşlar ama yani hani şimdi 114 rahat bir rakam gözüküyor ama değil arkadaşlar 2-3M var yani eminim ki yani tahminimi söyleyeyim 50M'nin üstüne gelmiş arkadaşlar 50M'ye yakına gelmiş şu 150. yani 151. yazık olmuş yani N'ye'den alamayanlar var ya maşallah biz de arkadaşlar ödülümüzü geri gel alalım. Hak ettik vallahi arkadaşlar. İyi kastık iyi. Bu hesapla çok iyi kastık. Hop bismillah diyelim. Ve 5 yıldızımızı da almış olalım. Burada profil resmi değiştir falan diyor. Gerek yok. Boş ver böyle daha yakışıklıyız. Ve arkadaşlar sonuç itibariyle hemen bakalım. Elemanımıza bakalım. Ve 5 yıldız Alev adam artık bizlerle arkadaşlar. Yani çizimini çok kötü yapsalar da şu yanışlar manışlar falan arkadaşlar hiç fena değil. Gayet güzel duruyor. Kopya özelliği neymiş? Devam yükünü yeniden kazanabilme ihtimali varmış. Hani o ihtimalle alakalı. Pasifinde ne varmış? Yakma, ani soğuk ve soğuk vurmasına karşı bağışıklıymış. Aynı zamanda alev adam her yakıldığında yani yakma yediğinde kendisinin üzerine bir adet pasif alevsiz yanma zayıflatıcısı yerleşirmiş. Ve bu sıfır hasar verir ve süresiz olarak bizim üzerimizde kalırmış. Temel saldırılar fiziksel hasar yerine enerji hasarı verilmiş arkadaşlar. Karakterde çok güzel enerji hasarı veren bir karakter. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Alev adam korkun yani korgunu özel yeteneğinden kop yeteneğinden etkilenmiyor. O zaman arkadaşlar bir nevi anti korgu oluyor. Deneyeceğim. Bunun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Alev al dövüş öncesi yeteneği. Alev adam maceraya bir devam yüküyle başlar. Eğer alev adam en az bir devamlı yüke sahipse bu yeteneği dövüşten önce etkinleştirmek için tüketebilir. Dövüşün tamamı boyunca alev adamın tüm yakmaları Nova alevindedir. 2 saniye daha uzun sürer ve fazladan artı %75 hasar verir arkadaşlar. Çok güzel bir rakam. %75. Çok güzel bir rakam. Sıcaklık alev adam bir ağır saldırı yüklerken kendi sıcaklığını arttırırmış. Sıcaklık zamanla sürekli olarak azalır. Sıcaklık iki şampiyonun herhangi birinden yüküyor falan filan. Artık özelliklerine de bakacağız arkadaşlar. Ne var ne yok. Bir bakacağız. Yani bize hayırlı uğurlu olsun alev adam. Ama hakikaten çok büyük bir mücadeleye sahne oldu. Savaş gücümüzü de kaça çıkarmışız? 957'ye çıkarmış olduk. Yani arkadaşlar hayırlısı olsun Allah'tan ama hakikaten
çok uğraştırdı, çok cebelleştirdi arkadaşlar. Birçok kişi de almak istemiş. Özellikle zirvedekiler bile anladığım kadarıyla önce bir şansımı deneyim. Hani arenadan ayrıca alırım demiştir. Hani küçük bir rakama gelir. Ben de bunu alırım demiştir. Ama alamamış arkadaşlar. Hayırlı olsun. Benim zaten yeni bir politikam var artık arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. Oyuna gelen her yeni 5 yıldızı ekibe katmak gibi bir projem var ki ekip güçlendikçe arena kasmalarımı artık daha kolay yapabilirim. Yani illa her aldığım euroyu 5.65 hatta 1.25'in bile üstüne çıkarmayabilirim. Hiç problem değil. Ama ekibimde kalsın ve ekibim güçlensin. Yani artık açtığım 5 yıldızlardan bile çok süper bir euro gelmesine gerek yok. Tabii ki gelirse çok güzel olur. Ama önemli olan arkadaşlar bende olmayan hero olsun. Dandik olsa bende olmayan hero olsun. Bakalım bu felsefe nasıl işe yarayacak mı hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana destek olduğunuz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yani 3 gün boyunca bolca canlı yayın yaptık. Aynı zamanda hala bana destek olmaya devam etmek isterseniz videoları beğenebilirsiniz. Videoları beğenmeniz benim için çok çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.